Herkese merhaba. Kazak yapma videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda da devam edeceğiz aynı şekilde. Dediğim gibi bu kazak örmek uzun bir proje ve her bölümde yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu hafta ne kadarını yaptıysam sizinle bunu paylaşıyor olacağım. Lütfen fazladan şey yapmayın. Örmeye devam etmeyin ki çünkü ben her yeni yaptığım aşamayı kaydederek devam ediyorum hafta boyunca. O yüzden bugün de en son videoda göreceksiniz 3 ters 2 düze kadar geldik ve bu 3 ters 2 düzümüzü 5 sıra 6 sıra kadar öreceğiz. Daha sonra yine artırma yapacağız. O yüzden bu hafta da bu kısmı yapıp beni beklemenizi istiyorum. 3. bölümü daha doğrusu. 3. bölümde muhtemelen kolları keseriz artık. Oraya kadar geliriz diye düşünüyorum. Bu hafta çok fazla öremedim çünkü. Ama olsun, siz de bu şekilde mantığını anladınız zaten. Şöyle ölçü ölçü gideceksiniz. Sadece kazakla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Rengi bu arada çok güzel. Size söylemiştim, çok tatlı bir lila. Bakın şöyle koyduğunuzda zaten kazağın modeli ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde omuzlarımıza dökülecek. Daha şuraya kadar gelecek. Şu şekilde. Daha sonra kolları keseceğiz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İşte benim elimde şu ip var, onunla yapabilir miyim? Bu ip var, onunla yapabilir miyim? Gibi bir sürü sorular aldım. Her iple yapabilirsiniz. Sadece benimle aynı iple yapmanızı şu sebepten istedim. Yeni başlıyorsanız eğer, yani kendi bedeninize göre mantığını anlayıp da artırabilecek seviyede değilseniz, aynı iple aynı sayılarla yaparsanız benimle aynı boyda bir kazak elde etmiş olursunuz. Bu yüzden aynı malzemeyi kullanalım dedim. Onun haricinde istediğiniz iple, istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz bunu. Sadece şuna dikkat etmeniz lazım ki ördüğünüz ipe uygun milimde şiş kullanın. Ben 4,5'la örüyorum çünkü ipim buna uygun. Ama siz daha ince bir ip kullanıyorsunuzdur, 3 milimle örmeniz gerekir. Ki bu durumda ne olacak? 3 milimle ördüğünüzde eğer 3 milimle örüp de 80 ilmek başlarsanız yakayı, o zaman sizin yakanız benim yakamdan küçük olacak. Doğal olarak ne yapmanız gerekiyor? Şu yakanın kafanızdan geçebilmesi lazım. Bakın bu benim kafamdan geçecek boyutta. Ama siz 3 milimle başlarsanız bu kafanızdan geçmeyebilir. Daha çünkü dar olacaktır. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? 90 ilmeğe çıkarmanız gerekir. Belki 100 ilmeğe çıkarmanız gerekir. Veya siz daha kalın bir iple örüyorsanız, 6 milim 7 milim bir şişle örüyorsanız, o zaman da 80 ilmek çok geniş olacaktır. Bu sefer ne yapacaksınız? 70 ilmeğe, belki 60 ilmeğe indirmeniz gerekebilir. Bunu nasıl yapacağınızı hemen size göstermek istiyorum. Bir mezro yardımıyla kafanızı ölçüyorsunuz. Şu şekilde bakın. Şöyle ölçüyorsunuz. Bakalım tahmini. Şöyle bakıyorum kaç bu. Benimki yaklaşık 60 santim kadar. Hani 57-58 oluyor. Ben ona 60 diyorum. Yani benim yakamın ölçüsü 60 santim olmalı. Bu durumda da siz bunu nasıl bulacaksınız? Yapacağınız, kullanacağınız ip ve şişle 10 ilmek başlayıp bir düz örgü örün. Bir sıra ters, bir sıra düz şeklinde bir örgü örün. Ve bu parça kaç santim oldu? Buna bakın. Diyelim ki 10 ilmek 10 santim oldu. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Size kafa ölçünüz 60 santim lazımsa, yakanızın 60 santim olması için ne yapmak gerekiyor? 10 santim 10 ilmek, 60 santim 60 ilmek. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde 10 santimin kaç ilmeğe denk geldiğini bulup bu şekilde bir hesaplama yaparak kafanızda geçecek ilmek sayısını da bulabilirsiniz. Aslında çok kolay. Umarım anlatmışımdır. Yine sorularınız olursa yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Başladığınız kazakları da beni etiketlemeyi unutmayın. Bu kazağı beraber inşallah bitirip kış başlamadan giyiyor olacağız. Sizlerin yaptıklarının fotoğraflarını görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız, yani böyle bölüm bölüm aşama aşama her hafta beraber ilerlediğimiz videolar hoşunuza gittiyse, bu kazaktan sonra neler yapabiliriz bakalım. Belki bir hırka yapabiliriz bir Sinan'ın şişte. Bunu da beğen tuşuna basıp yorumlarda falan belirtebilirsiniz. Gelin bu hafta ne kadar ilerlemişiz beraber yapmaya başlayalım bir an önce. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabımda buraya yazıyorum. Ve oradan Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
Hadi başlayalım. Çok uzatmadan. Zaten hala mikrofonu burada bulamadım. Neyse. Başlayalım. Bakın bu videoda biraz daha iyi belli oluyor ne kadar güzel bir ip olduğu. Şimdi burada başlangıç kısmında kalmıştım. Yer belirleyicim şu tarafta duruyordu. 40 santimlik mesin alış işten 60 santimliğe geçeceğim ben. Siz eğer 100-120 santimlik örüyorsanız değiştirmiyorsunuz. Benim gibi mesin alış işlerle örüyorsanız da değiştirebilirsiniz. Şu şekilde bunların vidaları var ucunda. İstediğiniz buraya takarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Mesin alış işe geçerken ne yapacağız? Şimdi şöyle yapacağız. Örerek geçeceğiz direkt. Pek de bir şey yok. Pardon, tripoda çarptım. Şimdi taktım. Normal ipimi doluyorum. Zaten başka şişe geçtiğim için şimdi bunu takmayacağım. Çünkü karışma olasılığı yok. Kazağın bu kısmında da düzlere artırma yapacağız. Ama siz isterseniz sadece yine ters kısımlara artırma yaparak düzlere hiç artırma yapmazsanız sadece tersleri genişletirsiniz. Böylece ne olur? Düzler sadece çizgi şeklinde devam eder. Ve buradaki gibi kalın çizgiler değil de sadece düzden ince bir çizginiz olur kazakta. O da güzel oluyor. İsterseniz tamamen düz yaparsınız falan. Bu tamamen size kalmış. Bunu buraya takıp uğraşmayacağım. Çünkü örerken şiş değiştireceğim. Şimdi artırma yaparken ne yapıyorum? Artırmamı nasıl yapıyordum? Bakın şu şekilde alıyordum. Böyle düz örüyordum. Şimdi ters örüyorum. Terslerde bir şey yok. Bakın alttan alıyorum. Daha sonra düzü örüyorum. Her düzün önünde artırma yapıyoruz. Tersleri örüyoruz. Şu şekilde. Daha sonra düze artırma yapıyoruz. Bu şekilde. Tersleri örüyoruz. Böyle düze artırma yapıyoruz. Bu şekilde her düzün önünde bir artırma yaparak bu sırayı tamamlayacağız. Daha sonra artırma yapmadan biraz daha öreceğiz. Şimdi ben bu sırayı bu şekilde artırma yapıp geliyorum. Unutmayın. İki ters normal örüyoruz. Her düzün önünde artırma yapıyoruz. Bu arada şurayı da 2, 4, 6, 7 sıra ördüm. Şu kısmı da 7 sıra ördüm. Bakın kazağımız yavaş yavaş şekil almaya başladı bile. Şimdi bunu bu şekilde geçirdikten sonra artırmalarını yaptım. Şimdi ne yapacağız? Bunu birkaç sıra öreceğiz. Artırma yapmadan bir 7-8 sıra öreceğiz yine. Ben dediğim gibi ölçerek yapıyorum. Bunu şey yapacağız. Mesela bunu böyle yaptınız ya, bunu giyin kafanıza. Bir ölçün, omuzlarınızda dökülüyor mu, dökülmüyor mu? O şekilde bir deneyerek yapmanız çok daha güzel. Şimdi bunu şu artırdığım yerleri şu şekilde düz örüyorum. Yani iki düzüm iki tersim var bu sırada artık. Özel bir şey yok. İki düz iki tersi dediğim gibi 7-8 sıra örüyoruz. Şu şekilde iki tersim var. İki düz iki ters. Bu şekilde bunu bir 7-8 sıra öreceğiz. Hiç artırma yapmadan. Daha sonra yine beraber artırma yapacağız. Bakın bu şekilde artırma yaptıktan sonra 8 sıra ördüm. İki ters iki düzü 8 sıra ördüm. Şimdi ters kısımlara tekrar artırma yapacağız. Zaten bir terse bir düze artırma yaparak mantığımız bu. Bu şekilde sütunları kalınlaştırıyoruz. Siz istediğiniz boyuta bedene gelene kadar bu artırmayı yapabilirsiniz. Şimdi düzleri normal örüyorum. Yer belirleyicim de burada. Terslere artırma yapacağız. Bakın şu terslerimize artırmamızı yapıyoruz. İsterseniz kenarda ters artırma yapabilirsiniz. İsterseniz iki tersi tam ortasında bir artırma yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben kenardan artırmamı yapacağım.
Şöyle bir artırma yaptım. İki tersi ördüm. İki düzümü örüyorum. Bakın. Normal düz örüyorum. Ne yaptım? Alttan doluyoruz artırmada her zaman delik olmasın diye. Sonra geliyorum iki tersimi örüyorum. Daha sonra iki düzümü örüyorum. Yine artırmamı yaptım, iki tersimi örüyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Her iki tersten önce bir artırma yaparak bu sırayı komple tamamlayacağım. Bu sıra bittiğinde iki düz, üç ters olacak. Şimdi bakın bu aşamada artırmamı yaptım. Şimdi artırmamın son sırasını bitirdim. Yer belirleyicimi taktım. Yeni sıraya geçeceğim. Yeni sırada ne yapıyorum? İki düzüm, üç tersim var. Şu şekilde bakın. İki düz, üç ters. Bunları öreceğim. Kaç sıra ördüğümü yine bitirdiğimde söyleyeceğim. Çünkü dediğim gibi göz kararı örüp sonradan sayıyorum. Bakın tersi de şöyle tutuyorum. 3 ters örüyorum. Bu şekilde. Sesim az geliyorsa kusura bakmayın veya kötü geliyorsa, çünkü mikrofonumu nereye koyduysam bulamadım. Şu an mikrofonsuz kameranın kendi ses yeteneğiyle kaydediyorum. Bakın düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. Şimdi bunu biraz örelim. Daha sonra yine artırma yapacağız. Bu şekilde 3 ters 2 düz örüyoruz.